Kahramanmaraş merkezli deprem DAS kapsamında yapılan zorunlu deprem sigortasındaki acı gerçeği ortaya çıkardı. Milyonlarca kişi sigortaya az prim ödemek için konutunun bedelini düşük gösterdi. Bunun bedeli de çok ağır oldu. Şimdilerde bu durumda olan konut sahipleri DASK'tan az hasar aldıkları gerekçesiyle şikayet ediyor. Sigortaya az prim ödemek için konutlarının bedelini düşük gösterdiler. Depremden sonra acı gerçekle karşılaştılar. DASK'tan aldıkları hasar bedeli de düşük oldu. DASK'a daha az prim ödemek için birçok ev sahibi konutlarını olduğundan daha küçük gösteriyor. Bu durum Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından gün yüzüne çıktı. Birçok depremzede evlerinin karşılığında DASK'tan beklenenden daha az para aldıkları gerekçesiyle şikayette bulundu. Yapılan inceleme sonucu bu kişilerin evlerini olduğundan daha küçük gösterdikleri anlaşıldı. Aynı sorun az hasarlı evlerde de görüldü. Bunun üzerine DASK yeni bir karar aldı. 39 metrekare olarak beyan edilen az hasarlı evlerin hepsini 100 metrekare olarak hesaplayacağını açıkladı. Buna göre evi az hasarlı olan kişiler 17.500 lira değil artık 45.000 lira hasar bedeli alacak.